İstanbul. Mühendisler tarihin en zorlu projelerinden birinin üzerinde çalışıyor. Şimdiye kadar çok az kişinin yapmaya cesaret edebildiği bir proje. Asya ve Avrupa'yı denizin altından birleştirecek ilk karayolu tüneli. 5 kilometre uzunluğunda. İstanbul'un kalbinde bir uçtan bir diğer uca uzanıyor. Tünelin Avrupa'daki ucu tarihi yarımadada bulunan Kumkapı. 5 kilometre uzunluğundaki tünel Asya kıtasında koşu yolunda yüzeye çıkıyor. Projenin toplam uzunluğu 14.6 kilometre. Boğazın altından geçen tünel düz bir rota üzerinde ilerlemiyor. Güzergahı boğaz tabanının jeolojik yapısına göre değişkenlik gösteriyor. Tünel Asya kıtasında deniz seviyesinin 22 metre altında başlıyor. %5 eğimle ilerliyor ve en derin noktaya ulaşıyor. Bu bölüm deniz seviyesinden tam 106.4 metre aşağıda. Bu noktadan tekrar yükselerek Avrupa kıtasında deniz seviyesinden 18 metre aşağıda sona eriyor. Tasarım aşamasında Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte çalışıldı. Proje, pay sisteminin üretebileceği en büyük depreme dayanıklı olarak tasarlandı. Avrasya Tüneli'nin depremle ilgili büyük bir güvencesi var. Hatta iki. Projede olası bir depremde yer değiştirmeleri en aza indiren iki sismik bilezik bulunuyor. Bu bilezikler TBM tünelcilik sektöründe 11 bar basınçta ilk kez uygulandı. Bu sayede tünelin olası depremlere karşı emniyeti daha da arttırıldı. Projenin yapısal özelliklerinin yanında iç düzenlemeleri de heyecan verici. İyi ışıklandırma kazaları önemli oranda azaltacak bir faktör. İç aydınlatmada özel tasarım LED ampuller kullanılıyor. Sürücülerin görüş kalitesini artırmak için tünelin giriş ve çıkışlarında gün ışığına en yakın olan ışıklandırma mevcut. Projenin tasarımında Mimar Sinan'ın eserlerinde kullandığı gül bezek ve çarkı felek figürlerinden ilham alındı. Duvarlarda kullanılan boya ve renkler de özenle seçiliyor. Tünelin tasarımında psikolojik olarak ilerleme hissini veren ve çıkışa yaklaşıldığını gösteren ışık oyunları yapılıyor. Sürüş güzergahı aydınlık ve ferah. Herhangi bir enerji kaybı durumunda yedek sistemler devreye girerek kesintisiz enerji sağlıyor. Asya yakasındaki bir elektrik kesintisinde Avrupa'dan, Avrupa'daki kesintide ise Asya yakasından enerji alınıyor. Şehir genelinde oluşan bir kesintide ise jeneratörler devreye giriyor. Böyle büyük bir projede havalandırma da kritik önemde. Havalandırma sistemi tünele kesintisiz olarak temiz hava sağlıyor. 99 adet jet fan temiz havayı tünelin en uzak noktalarına kadar ulaştırıyor. Yoğun trafik ve yangın hallerinde de zehirli gazları uzaklaştırıyor. Atık suların dışarı çıkarılması için yüksek kapasiteli drenaj sistemi de mevcut. Tünelde karşılaşılabilecek en tehlikeli senaryolardan biri yangın. Tünel, yangın algılama ve söndürme sistemiyle korunuyor. Sistem tüm tünel bölgesini ve ilgili binaları sürekli olarak izliyor. Olası bir yangın kameralarla anında tespit ediliyor. 400 kamerayla tünelin her noktası 24 saat boyunca takip altında. Acil durumlar için alınan önlemler tabii ki çok önemli. Ama asıl önemli olan acil durumların oluşmamasını sağlamak. Aşırı hız yapan araçlar TEDES sistemiyle tespit ediliyor. Arıza hallerinde araçların duraklayabilmesi için her 600 metrede bir emniyet şeritleri bulunuyor. Her 100 metrede yer alan acil durum telefonlarıyla sürücüler kontrol merkezine anında ulaşabiliyor. Tünel içinde yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı İstanbul İtfaiyesi, 112 Ambulans Merkezi, Emniyet ve AFAD hazır durumda. Avrasya Tüneli dünyanın en önemli mühendislik başarılarından biri.